Evet sevgili Kadıköy Sokak izleyicileri, takipçileri, sevenleri, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. İnşallah bir beğeniyi çok görmezsiniz. Bir de hala kanalımıza abone değilseniz ciddi manada ayıp ediyorsunuz. Ben onu söyleyeyim. Yani lider, şöyle yapayım, takımı lider olanlar kanalımıza abone olsun ve videoyu beğensin. Lider olmayanlar da defolsun gitsin. Olur mu? Yok öyle de demeyelim. Şimdi benim rakip takım taraftarı takipçilerim de var. Arkadaşlar lütfen beğenin, abone olun. Oldu mu? Oldu. Gerisini siz halledersiniz zaten. Fenerbahçe'mizin orta savuncusu İsmail Yüksek Antalyaspor maçından sonra konuştu. Böyle zemini yapanların ta diyecek hali yok ya. Zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı mücadele ettik. Galip gelmek çok güzel oldu. Çok önemli bir virajdı. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Artık ligin boyu azalıyor. Artık final maçlarına giriyoruz. Her maç final artık. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Umarım sonunda kupayı göğüsleyen biz oluruz. Son cümlede artık dememişsin İsmail. Orada kafam mı daldı? Rade Krunic transferiyle birlikte orta sahada kendisinin oynaması ile ilgili soru geliyor. Diyor ki çok değerli, çok tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bundan sonra kimin oynayacağı önemli değil. Önemli olan arma. Herkes bu arma için mücadele edecek diyor. Zeminlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mükemmel stadyumlara sahibiz ama zemin konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bakımları daha iyi olursa izleyenlere daha güzel futbol izletilebilir bu ülke. Yani izletebilir bu ülke diyor. Haksız mı? Şimdi ben bazen mesela eleştiride bulunurken işte saha zemini şöyle böyle derken bana diyorsunuz ki ya sen her şeye bahane buluyorsun. Ya görünen köy kılavuz istemez be hacı. Cengiz Ünder Çağlar'ın gelmesi bana yaradı diyor. Bu arada Cengiz'in golü öncesi yapay zekayı bile sorgulayan zekalar var arkadaşlar, bilginiz olsun. Neyse ben konuya gireyim. Cengiz, daha önce de söylediğim gibi kendimi iyi hissediyorum. Sürekli gol pozisyonuna giriyorum ve bunları değerlendiriyorum. Gün geçtikçe güçleniyorum. Çağlar geldikten sonra iç sahada 2 gol attım ve bugün bir gol attım. Umarım böyle devam eder diyor. Çağlar Söyüncü'ne ilgili de o transferi dahil ediyor. Çağlar geldiği için çok mutluyum. Bazen hala şaşırıyorum aynı takımda olduğumuza. Umarım kariyerimizin sonuna kadar birlikte oynarız. İkimiz için de hayırlısı olsun diyor. Bu arada Cengiz Ünder 2024 yılında attığı 7 golle Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe ve Porto forması giyen Evanilson'la birlikte dünyada en fazla gol atan oyuncu konumundaymış 2024 itibariyle. Yakışır. Bakacağız. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelmem gerekiyordu diyor. Adaptasyon aşmak kolay değil ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. İlk maçım, ilkler her zaman özeldir. Galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Daha çok çalışarak daha fazla katkı vereceğiz. Bu camiaya daha faydalı olmak istiyoruz. Buraya gelen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Eksiklerim de var. Daha çok çalışacağım. Herkese çok teşekkür ederim. İlk maçımda galibiyetle ayrıldığım için takım arkadaşlarımı da kutluyorum diyor. Biz de kutluyoruz. Transfer süreci zaten başkanımız bugün gerekeni söyledi. Çok fazla söz söylemeye gerek yok. Benim için olması gereken buydu. Kararımın arkasında durdum. Biraz uzun sürdü. Sonu güzel bitti. Başkanımız bugün zaten açıkladı. Bizim daha üzerine laf söylememize gerek yok diyor. Antalyaspor Fenerbahçe maçından öne çıkan notlar, rekorlar, falanlar filanlar, interler milanlar. Süper Lig'in 24. haftası bitti. Kaldı Fenerbahçe adına 14 maç. 14'te 14 galip geldiğimiz zaman kesinlikle şampiyonuz. Biz 14'te hani kaç puan kaybettik? Rakibimiz bizden daha fazla puan kaybederse yine şampiyonuz. Rakibimizle deplasmanda 0-0 kalsak, geri kalan bütün maçları kazansak genel averaja bakılacak. Bilginiz olsun, bunu da söylemiş olayım. Rakibimizle deplasmanda herhangi bir skorla berabere kalsak 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 gibi deplasmanda daha çok gol attığımız için ikili averajda biz üstünüz, puan eşitliğinde biz şampiyonuz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Son 10 kez Galatasaray stadındaki son 10 maçta sadece bir mağlubiyetimiz var. Ve dikkat edin, aylardır içeride 3 attık dışarıda 3 attı falan, anca bu, başka hiçbir cümle yok. Son 10 maçta bir mağlubiyetimiz var orada. Başka bir şey yok. Ve bizim 2 tane mi 3 tane mi galibiyetimiz var arkadaşlar. Ama sorsam sanki her sene düzenli olarak yeniliyormuşuz gibi konuşuyorlar. İkili averajı geçin. Fenerbahçe işini halledecek. Arkadaşlar Fenerbahçe tarihinde bir Süper Lig sezonunda en yüksek galibiyet yüzdesi %83. Ve 24'te 20 galibiyet. Ve puan ortalaması 2.63'e yakalayan teknik direktör İsmail Kartal oldu. Fenerbahçe ile oynadığı son 9 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor 3 beraberlik 6 mağlubiyet. Fenerbahçe karşısındaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. İnşallah sonsuza kadar da bu hasreti yaşarlar. Antalyaspor'a konuk olduğu son 7 Süper Lig maçını kaybetmemiş Fenerbahçe. 4 galibiyet 3 beraberlik bu deplasmandaki en uzun serisini yakaladı diyor. Antalyaspor Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 7. maçta ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. 1-0'la. Deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde ilk kez tek sezonda üst üste 6 dış saha galibiyeti aldı. Ya üst üsteyi de geçtim ben. Total olarak bence Fenerbahçe tarihinin en iyi deplasman karnesine doğru gidiyor. İnşallah kalan bütün deplasmanlarda kazanırız. Antalyaspor bu sezon Fenerbahçe'ye rakip olduğu Süper Lig maçında en fazla şut çeken takım oldu ancak 17 şutunun 4'ünde isabet bulabildi. Fileleri havalandıramadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 12 Süper Lig maçının 9'unda gol yemeyen Fenerbahçe 2015-16'dan bu yana, yani onda da 9'muş, dış sahada en fazla gole kapama yaptığı sezonu geçiriyormuş. İlk kez üst üste 2 maçta gol. Cengiz Ünder Süper Lig'de 2 maçta gol. Fenerbahçe santraforu Michy Batshuayi Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a 5 kez, ardından en fazla gol attığı rakip Antalyaspor'muş, ona da 4 kez atmış. 2024 senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Cengiz Ünder. Burada zaten biliyorsunuz. Şimdi İsmail Kartal'ın ciddi manada tarihi başarısı. 2.63 puan ortalaması. Onu da özellikle belirteyim. Arkadaşlar ben şunu da çok merak ettim. Hani daha önceki başarı neydi? Şimdi 1988-89 sezon, o meşhur sezonda Fenerbahçe 36 maça çıkmış, 29 galibiyet elde etmiş. Yani 36 maçta 29 galibiyet, 7 firesi var. 2.44 puan ortalaması. %81 galibiyet yüzdesi. Şu anda Fenerbahçe %83 galibiyet yüzdesiyle gidiyor. 1959 sezonunda ise 16 maçta 13 galibiyet, 2.5 puan ortalaması, %81 galibiyet yüzdesi. Yani bu böyle sürdükçe, bu galibiyetler arttıkça yüzde de artacak. İsmail Kartal'dan yorumlar, Çağlar Söyüncü yorumu. Maça baskılı ve iyi başladık. Bir tane gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bu çok net görünüyor. Aykut Kocaman gibi oldu. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarıya 1-0 başlangıç yaptık. İçeride konuştuğumuz gibi 2, 3'ü, 4'ü atmak için planlar yaptık. Rakip de oyuna tepki koydu. Sergen Hoca da yapmış olduğu hamlelerle oyunu dengeledi. Zaman zaman topu rakibe versek de kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazanmasını bildik. Zorlu bir deplasman. Antalya iyi bir takım. Buradan 3 puan aldığımız için çok mutluyum diyor. Ben bir ekleme yapayım. Dün yayında söyleyemedim ama golvar.com'daki köşe yazıma ekledim. Bu deplasmanda sakat vermeden galip gelmek çok büyük bir başarı. Sakat vermeden galip gelmek. Ya sakat vermeden. Ya arkadaşlar 8-0 kazansaydık Szymański sakatlansaydı değer miydi? 10-0 kazansaydık hem Szymański hem atıyorum kafadan işte bu sakatlan X sakatlansaydı değer miydi? Yani maça baskılı başladık. Gole kadar da 2-3 tane net pozisyonumuz var diyor. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya diyor. Sergen Hoca hamle yaparak oyunu dengeledi. Yani zor bir deplasman. Çağlar Söyüncü için yorumu. Çağlar ilk maç olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrafora dönünce ben de Bonucci'yi oyuna alarak son bölümde savunmayı 3 stoperle oynattım. Bonucci'nin faulde kullandığı uzun topta Batshuayi bunu golle değerlendirdi. İkinci gol sonrası bizim için bitti diyor. Ulan zaten 90+4. Şimdi İsmail hocamı da bozmak istemiyorum ama yani 90+4 zaten bitti maç. Yani maç orada bitti zaten diyor 2-0'dan sonra. Neyse. Bir gün önce mi bir gün sonra mı oynamak sorusunu soruyorlar. Hani hangisi sizin için avantaj diye. Ben şunu söyleyeyim. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Altına imzamı atarak söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray'dan sonra oynadı mıydı daha iyi oynuyor. Fenerbahçe Galatasaray'dan önce oynadığında her maçta ulan acaba diyordu. Şimdi daha rahat. Yorum yapmak doğru değil diyor. Bir gün önce oynayanın avantajı da var, dezavantajı da var. Bununla ilgili bir şey söylemek genel anlamda doğru değil. Psikolojik olarak bakınca ligin sonuna doğru rakibimizde biz de kazanıyoruz. Sonuna kadar bu böyle gidecek gibi görünüyor. Az hata yapan mutlu sona ulaşacak diyor. Ali Koç'la ilgili inşallah Haziran ayında yeni bir başkan olacak sözlerini soruyorlar. O da diyor ki sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişeceğini düşünüyorum demiş. Arkadaşlar şimdi bak ben bu konuda bir fikrimi söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe bu performansı sürdürse, Allah nasip etse kurban olduğum Allah inşallah Yani hakkı yenen bütün Fenerbahçelilerin yüzü suyu gözü hürmetine inşallah. Peygamber Efendimizin hürmetine inşallah Fenerbahçe'yi şampiyon oldu diyelim. İnşallah. Ve bu saatten sonra hiçbir maçı kaybetmedi diyelim Fenerbahçe. Hiçbir maçı kaybetmedi. Fenerbahçe şampiyon oldu. Kupalar işte, Süper Kupa, bilmem konferans, Türkiye Kupası. Sezon sonunda Ali Koç değişti. X geldi. İsmail Kartal'ı gönderebilir mi? Gönderebilir. Yok hocam nereye gönderecek? Biz kapısında dur. Gönderebilir arkadaşlar. Bugün bile şu istatistiği yapan adama kaloriferci, ezber değişiklikler yapıyor. Bu adam teknik direktör değil diyen siz değil misiniz? Bu ukalalığı yapan kimler? Ya arkadaş bak. Benim de eleştirdiğim şeyler var. Ben Lincoln'u göndermezdim. Ryan Kent başımıza bela olacak. Ya keşke Lazio'ya giderken alacaklarımı verin dediğinde derdi neyse iyice öğrenseydik. Ya derdi neyse iyice öğrenseydik. Ama yani çözülemeyecek bir dertse biz sıkıntı yaşarız. Ki yaşayacağız gibi de geliyor bana. Bak şimdi mesela Zeitz oyuna girmedi. Ya Zajc da girebilirdi. İsmail o kadar düştüydü ki. Mesela Mert Hakan Yandaş. Arkadaşlar siz bence çok şey konuşuyorsunuz. Tamam ön yargılısınız ama boş konuşuyorsunuz. Lan bugün Fenerbahçe'de orta saha sıkıntısı var. Bak kanat. Tadic oynar. King oynar. İrfan oynar. Değil mi? Cengiz oynar. Hani zoraki koşula kalacak o zaman Batshuayi falan da oynatırsın. Bak bir sürü kanadım var. Osterwolde'yi sol beke atıp Ferdi'yi oynatırsın. Oynatırsın. Bunlar hepsini oynatırsın. Hiçbir sıkıntı yok. Ama merkez orta saha Fenerbahçe'de azaldı. Doğruya doğru. Ya gitmiyor. Oyuncu gitmeyince ne yapacaksın? Bak ben Crespo'nun gönderilmesi bana göre yanlıştı. Bana göre son derece yanlıştı. Ama yabancı kontenjanı. Zajc'ı Kent'e gönderemiyorsan, Crespo'yu gönderiyorsan ya bazen de susmak lazım. İsmail Kartal ne yapsın? Şimdi desek arkadaş Hodri meydan. Sizi oynatmıyorum. Ulan Muhammed İmre'yi oynatacağım dese. Diyeceksiniz ki bu Muhammed nereden çıktı? Şampiyonluğa giderken çoluk çocukla mı oynatılır? Şimdi Lincoln konusunda ben kendime de şuna kızıyorum. Lincoln 8 geçen sene bir defa mı iki defa mı 8 oynamış sadece. Ya tamam 10 numarada çok iyi ama 8'de belki sırıtacaktı. Bak İsmail Kartal bunun raporunu vermiştir. Ama ben Crespo'ya hala karşıyım. Hala yanlış. Bak Crespo gitmeseydi. Zeitz gitseydi. Lincoln kalsaydı Kent gitseydi 10 numara 5 yıldız. Ama yine yabancı gitmesi lazım. Şu an yine bir kişi gitmesi lazım. Zajc, Kent, King. Üçünden biri gidecek. Ya da lisansı çıkmayacak. FIFA'lık olacağız. Bakalım hangisi olacak. Rıdvan Dilmen'den değerlendirme. Spor yazarı Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçına ilgili birkaç şey söylemiş. İsmail Kartal psikolojik olarak bayağı bir zorlanıyor. Onu net görebiliyoruz demiş. Yani karşındaki rakip kimden oynasa gülücükler saçıyorlar. Samsun teknik direktörü Fenerbahçe öncesi Fenerbahçe'ye sürpriz yapacağız, puan alacağız, onları üzeceğiz, Allah'ımıza kitabımıza yemin ediyorum anam babam ölsün ki yapacağız edeceğiz diyor. Galatasaray maçına çıkacak oluyor. Bu maç ölçü maçı değil ki. Kaybedebiliriz. Bu kadar üstüne düşmeyin falan yapıyor. Gaziantep teknik direktörü bir anamıza sövmediği kalıyor. Galatasaray maçına gelecek 2 tane futbolcu sarı kart demiş. Haklılar diyor, iyi yaptılar diyor. Yani oraya gidiyor. Benim hedefim kazanmak falan değil ya. Ben kazanmaya gitmiyorum. Bir bunu demediği kalıyor. Ankara Gücü hatırlayan ilk devre Toluna Kavka 2 tane futbolcu öyle göndermedi. 2 tane futbolcu orada oynatmadı. Kadro çıkarttı. Bunların hiçbirinin adı şike olmuyor. Bunların hiçbirinin adı şike olmuyor. Fenerbahçe'ye karşı kurduğu cümlenin içinde virgül eksik olsa adı şike oluyor. Allah da belanızı versin sizin. Bunu yapanlar Allah da sizin belanızı versin. Fenerbahçe'ye olunca şike demeyip kendinizi olduğu zaman Fenerbahçe olunca şike deyip kendiniz olduğunda susuyorsanız Allah da sizin belanızı versin. Vallahi bak yeter ya. Ya kardeşim bak işin bir matematiksel boyutu var. Sergen Yalçın Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da oynamış. Ana camiası nereye? Beşiktaş. Kimi şampiyon yapmış? Beşiktaş'tan olmuş. Sergen Fener'e yatıyor lan. Sergen'in Fener'e yatması için bir sebep söyleyin bana. Nasıl bir yatma? Mesela yatma nedir? Mesela korner kullanıyor Fenerbahçe. Antalyalı bir oyuncu şöyle izlese. Gol oldu falan yapsa. Evet bu yatmadır. Bu yatmadır. Yani biz gördük. Biz ne çeşit yatmalar gördük. Ya ben şunu söyleyeyim. Ben bir futbol sever olarak Muğdat'tan tiksiniyorum. Belhanda'dan tiksiniyorum. Adı geçecek. Kafanıza gelen her türlü isimden tiksiniyorum. Galatasaray Başakşehir maçı var. Deniz Türüç'ü iyi izleyin. Fenerbahçe maçında doping almış gibi oynayan Deniz Türüç'ü iyi izleyin. Şimdiden tiksiniyorum. Ha inşallah Başakşehir bir sürpriz yapar. Galatasaray'ı deplasmanda yener. İlk defa puan kaybederler. Keşke inşallah. Yani demek istediğim anlayın. Sizin derdiniz Fenerbahçe'yi eleştirmek ama dış etmenlerin hiçbirini konuşmamak. Ya zemin kötü diyorum. Bırak Allah'ını seversen, rakip de aynı zeminde oynadı. İyi de rakip aynı zeminde oynayınca zemin iyi mi olmuş oluyor? Nitekim kazanan da Fenerbahçe. Ya diyorum ki Fenerbahçe iyi bak, iyi iş yaptı. 17 tane şut çektirmişsin. Oğlum 60 metreden 50 tane şut çeksinler. Ne fark edecek? Orta sahaya geçmeden 50 tane şut çeksinler. 50'si de dönsün Fenerbahçe'ye, 7-0 maçı kazanalım. Şey mi diyeceksin? 7-0 kazandık ama bak bu sizi yanıltmasın. 50 tane şut çektiler. Ya orada gol beklentisi yazıyor ya. Hani anlayacağınız dille konuşayım. Gol beklentisinde Antalyaspor'da 3 yazsaydı bu benim için büyük bir riskti. Büyük bir tehlikeydi. Çan çalıyordu. 2 farklı kazandık. Zemin düzgün olsaydı daha farklı kazanırdık. Ve Fenerbahçe'nin bak 1 fark, 2 fark, 3 fark, 4 fark, 5 fark. Artık hani önünün açılacağı maçlara doğru gidiyoruz. Bunu da belirteyim. Ve şu da önemli. Bak Fenerbahçe'nin son maçlarına ben çok dikkat ederim, Fenerbahçe maçlarına. Son maçlara dikkat edin şekerim. Son maçlara. Antalya'yı 2-0 yendin. Ankaragücü'nü 2-1 yendin. Başakşehir'i 1-0 yendin. Samsun maçını 1-0 bitirseydin şu anda güle oynayaydı. Ondan önce Gaziantep'i 1-0 yendin. Bak. Yani 1, 2, 3 maç gol yemedin. 3 maç kaleni gole kapattın. Adanaspor maçını da dahil, tamam, onunla İrfan Can Eğribayat oynadığı için söylüyorum. 3 maç gol yemedin. Ondan önce Konya'yı 7-1 yendin. İstanbulspor'u 5-1 yendin. Bak. Anladınız mı? Şimdi Gaziantep, Alanya, Rize, Kasımpaşa, Hatay, Pendik, Trabzon, hani Adana Demir diye gidiyor. Bu maçların hiçbirinde gol yemeyelim. Hepsini kazanırız. Fenerbahçe bir şekilde gol atar zaten. Şapkadan bir şekilde tavşan çıkar. Rıdvan Dilmen'i bitireyim neyse. Fenerbahçe'nin stoper sıralaması Dzeko, Çağlar, Osterwolde, Serdar Aziz ve Bonucci olmuş diyor. Çok katılmıyorum. Yani Bonucci bence Serdar Aziz'den daha önce geliyor. Onu belirteyim. Dzeko bence maçın en iyi oyuncularındandı. Ama gol atamadı. Bak bizim taraftar neye bakar? Skora bakar. Bizim taraftar bazısı skor bahçelidir. Skorda yazıyor mu? Gol attı. O zaman iyidir. İyi oynamıştır. Yazmıyor mu? O zaman kötü oynamıştır. Bence maçın en iyi oyuncularından diyor. Sahanın en iyi oyuncusu İsmail Yüksek'ti. Keza ikinci yarının başına kadar Mert Müldür de çok iyiydi. Szymański bugün normal performansının çok altındaydı diyor. Ben sebebini anlatayım mı size? Twitter'da anlattım da. Gerçi golvar.com'daki son yazımda da anlattım da. Burada kısaca değineyim. Şimdi bakın. İsmail'i tek ön libero düşünün. Önünde Fred var. Fred'in yanında Szymański var. Bakın Fred'in yanında Szymański var. 2 tane Fred'in var. Ya da 2 tane Szymański'm var. Fred'in olmadığı yerde Szymański, Szymański'nin olmadığı yerde Fred ortaya çıkıyor. İyi de hocam. Bak Szymański'nin gol, asist katkılar vardı ama Fred'in doğru düzgün bir şeyi yoktu. Nasıl 2 tane Szymański var? Nasıl 2 tane Fred var? Şöyle anlatayım size. Ön alan baskısını yapıyorsun ya. Forvetinle yapıyorsun. 2 tane kanadında kapatıyorsun. 3. Fred ve Szymański ile de baskı yaptığında da 5. 5'li topu kaptı mıydı? Fred topu kullanacağı aksiyon arıyor. Bakıyor orası hani Tadic var, Dzeko var. Fred daha çok Szymański'nin kıpır kıpırlığından faydalanıyor. Araya atıyor. Szymański de bir şekilde bitiriyor. Hani Dzeko var, Tadic var, Szymański de var. Ama Szymański topu aldığı zaman önünde sadece Dzeko var. Hani İrfan Can'a vereceğime olan ben de bitiririm diyor. Hani Fred'e vereceğime ben de bitiririm diyordu. Daha rahattı. Şimdi geriden o İsmail'in ve Krunic'in o desteği olmadığı için Szymański tek kalıyor. Topu direkt Szymański'ye aktaracak isim de olmuyor. Bak dikkat edin. Szymański'nin topla buluşma sayısı da daha azaldı. Ama ben nispeten biraz daha Krunic İsmail uyumunun artacağını ve Szymański'nin daha rahat edeceğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın ilk değişikliği çok iyi değişikliklerdi. Tebrik etmek gerek. Batshuayi çok değişik bir santrafor. Bak ilk değişikliği çok iyi değişikliklerdi. Taraftar da diyor ki bu Cengiz çıkar mı? Arkadaşlar istatistiği söyledim size. O Cengiz'in çıkması lazımmış. Tebrik etmek gerekiyor. Batshuayi çok değişik bir santrafor. Bir anda topu ağlara gönderebilir. Zamanında Sergen Yalçın bir anda herhangi bir ayağıyla topu zımba gibi kaleye yollar demişti diyor. Fenerbahçe'nin son 5 maçta kazandığı maçlar ve attığı goller şampiyonluk golleridir. Şampiyonluk yarışında iki takım için adil bir fikstür çekilmesini istiyorum. Çünkü önce oynayanında, sonra oynayanında üstüne çok fazla baskı biniyor. Değil mi arkadaşlar? Yani adaletli olan aynı anda maç yapmaları. Yaptırırlar mı? Matematiksel olarak da yaptıramazlar. Yok, yaptırabilirler. Matematiksel olarak yaptırabilirler arkadaşlar. Galatasaray'ın Avrupa maçları neye düştü? Perşembe gününe düştü. Fenerbahçe'nin Avrupa maçları Perşembe günü. Yaptırabilirler eğer iki takım da devam ederse. Pazartesi ikisinde aynı saat. Perşembe. Ama yok, bizimkiler ne yapar? Deplasmanda, evinde diye. Eğer deplasmanları aynı, ev maçları aynı devam ederse böyle. Şimdiki gibi. Avrupa'da da böyle olsa bunu yaparlar. Büyük sürpriz oldu. Çağlar'ın bugün ilk 11 başlaması sürpriz oldu diyor. Fenerbahçe kadrosu çok derin. Yani o İsmail Kartal ve Okan Buruk'un fazlasıyla hakkının verilmesi gerekiyor. Ben yeterince övgü aldıklarını düşünemiyorum. İrfan Can Kahveci kariyerinin en iyi sezonu geçiriyor ama yedek kulübesinde kalabiliyor. Fenerbahçe'nin kadrosu çok derin diyor. Ben buraya da bir değineyim. Arkadaşlar, İrfan Can yedek kalıyor ama dert etmiyor. Bunu her futbolcu yapmaz. Bak, Galatasaray daha şu Nelson krizini yeni çözüyor. O da Abdülkerim sakat diye. Oynuyor da. Yoksa oyuncu küstü, bilmem neydi. Hatırlayın ya, bu Roberto Carlos vardı Galatasaray'da. Ne oldu? Roberto Carlos falan hatırlayın arkadaşlar. Göndermek zorunda kaldılar falan. Ya. Çok fazla şey var. Çok fazla söz var. Ama ben Galatasaraylıların bu yapay zekayı kullanıp da maç iptal edilsin, yapay zekada hata var demesine şaşırıyorum. Reha Kazar demiş ki A-Spor'da Galatasaray'ı şampiyon yapmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe ise şampiyon olmaya çalışıyor demiş. Müthiş bir cümle. Ama Allah'ın da bir hesabı vardır. İnşallah Fenerbahçe'miz şampiyon olur arkadaşlar. Ya hakikaten arkadaşlar, beyni olan birisi şuna nasıl offside der ya. Ciddi manada şüphem var ya. Beyni olan birisi. Lan arkadaş bak, çizginin çizildiği yer omuzla başlıyor. Sadece omuzları baz alın. 8 numaranın omuzu önde. Omuzuyla gol atsa sayılır mı? Sayılır. Şimdi pazu bölgesi, ben bunu söyledim size, pazu bölgesi el sayılmıyor diye. Pazu bölgesiyle gol atsa Antalyaspor oyuncu, bak çizginin tam geçtiği beyaz noktayla gol atsa Antalyaspor oyuncusu, gol sayılır mı? Sayılır. Dzeko'nun 9 numaralı Dzeko'nun eline değdiği yer, yani o beyaz çizginin geçtiği yerle gol atsa sayılır mı? Sayılmaz. El hocam burası. Ya arkadaş, Allah aşkına, beyin sahibi bir insan şuna nasıl offside der ya? Şundan dolayı nasıl maç tekrarı der ya? Ya sistem hata yaptı diye nasıl der ya? Lan oğlum, siz offside'ımsıyla gol atmışsınız. Sizin konuşmaya hiç yüzünüz yok. Siz offside'ımsı sayesinde şampiyon olmuş takımsınız. Sizin yüzünüz yok desem, gel buyur. Ya gerçekten diyorum, aklı, beyni, fikri olan birisi buna nasıl der ya? Allah Allah. Bir de yeni bir köşe açasım var. Mal mısın, Galatasaraylı mısın diye. Bu arkadaş diyor ki UCL'de Şampiyonlar Ligi'nde aynı pozisyonda Icardi'ye kolu ileride diye offside verildi. Pardon, siz Şampiyonlar Ligi'nedir bilmesine çok pardon demiş. Mal mısın, Galatasaraylı mısın arkadaşım? Hani el dediği, eli önde dediği, hani eli önde diye offside verilmiş buna. Hani mal mı, Galatasaraylı mı soruyu sordum ama cevap gelmedi. Arkadaşlar burada iki yerden offside. Hem omuzdan offside hem ayağa bakın. Tam diz bükümünde orada farklı renkte işaretlemiş. Yani orası da offside'a dahil diye muhtemelen yapmış. Buna el diyor. Evet, yanlış görmediniz arkadaşlar. Bak, kolu ileride, özür dilerim, kolu ileride diye offside verildi. Buna kol diyor. Koldan dolayı offside diyor. Bak, aynı şeymiş arkadaşlar, bilginiz de olsun. Ya bu zekaya göre 8 numaranın offside olması doğru değil mi? Omuzdan dolayı. Öndeki 8 gözüküyor yani, ben belki 88'dir, bilmiyorum. Ya arkadaşlar, yani ciddi söylüyorum, bunların zeka kapasitesi çok farklı. Ahlak kapasitesi daha farklı. Yani ben kime ne anlatacağım gerçi ya? Maç iptal edilsin, şunu olsun, bu olsun. Lan maçı iptal edecek hangi pozisyon var? Hangi şey var? Gerçekten bir şey söylemek istiyorum da söylemeyeceğim ya. Neyse. Allah herkesin gönlüne göre versin. Arkadaşlar, maç falan iptal edilmez. Maç tekrarı falan olmaz. Fenerbahçe tertemiz bir galibiyet aldı. Kir arayan kendi takımının maçlarına bakabilir. Özellikle söylüyorum, maçın iptal edilmesini isteyen, maçın tekrarını isteyen, hükmen mağlubiyet isteyen arkadaşlar kendi maçlarına bakabilir. Kirli maç arıyorlarsa bolca bulabilirler. Hani başkasının maçlarına bakmasına gerek yok. Şöyle temiz maçları bile konuşuyorlarsa bir şey diyemem. Maça dair bir iki tane şey var. Fırat Aydın Usta aynı şeyi söylüyor. Tadic'in tacı 2 metre önden diye tacı karşı tarafa verdi. Rakip 3 defa rakip yarı alanından taç kullandı. Kendi alanlarında 3 defa rakip alanından taç kullandı. Hiçbiri iptal edilmedi. Bu standartsızlığın önüne geçilmesi lazım. Bir de Çağlar'ın bir pozisyonu var. Geri geri. Kaleci geliyor. Çağlar'a dokunuyor. Dur diyor. Kalecinin dokunulmazlığı var. Faul. Ya böyle bir şey yok. Yarın bir gün kaleciler böyle yapacak. Ah dokundum sana. Faul. Bak benim dokunulmazlığım var diye. Ya komik duruma düşüyorsunuz. Dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmeyin. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Şuraya 68.900 yapalım.